Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dış ses nazik buradayım. Aynen, dış ses nazik de burada. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Onlar bize soracak olursanız şükürler olsun, iyiyiz. Bugün size şam tatlısı yapacağım arkadaşlar. Bu da çok hafif, çok sevdiğimiz bir tatlı. Ben boş aklıma gelmemiştim. Bugün Nazlı'da annesinin önünde şam tatlısı yapıyordum, onu yaptı. Hem akşama yemeğimiz yanında tatlı olur, hem de sizlere paylaşırız tarifimizi. Hemen şöyle malzememize geçelim. Malzememiz zaten çok değil arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı şekerim var. Evet, hem az malzemeli hem de çok lezzetli. Güzel bir tarif. 3 su bardağı irmiğim var. 2 3 Bu 500 gram değil mi? 500 gram. Zaten 500 gram normal 200 ml bardakla 3 bardak çıkıyor. Şöyle bir paket kabartma tozum var. Un koymayacağız arkadaşlar. Yarım un, kilo yağımız var. Hiçbiri yok. Şöyle bir paket şeker vanilim var. Bunları güzelce karıştırmamız lazım arkadaşlar. Kabartma tozu, şeker, irmiğimiz güzelce karışana kadar şöyle alt edelim kaşık yardımımızla. Pıtılı bensiz çekmişsin ama ben yemeğe geldim. Nazik gelmeden pıtılı yaptım, çektim kahvaltıya. Yedik. Nazik sonra geldi. O da şimdi yedi. Çok da hoşuna gitti arkadaşlar. Yumuşacık olmuş diye. Ama bir tane bütün yedim. Gelsin kilolar. Senin kilo önemli değil ya. Sen sonra verirsin. Ilgaz biraz büyüsün. Şöyle güzelce karıştırdığım harcımın içine yine aynı bardağımla 2 bardak yoğurt. 2 bardak yoğurdumuzu dökecek. Çok güzel karıştırmamız lazım. Bardak ölçümüz yine söyleyelim. 200 milim. Evde normal su bardağınız varsa hepsi olur. Birazcık az, birazcık fazla fark etmez. Aynen arkadaşlar. İkincimizi de döktük. Şimdi ben bunu güzelce karıştıracağım. Gidiyor. İyi. Sen de ne haber? Annem alıştı her gün gelmeme. Bir gün gelmedim. Evet arkadaşlar. Artık Ilgaz'ı mahane diyor. Ilgaz hasta olacak. Havada da biraz soğudu bizim burada da. Aslında beni çağırmaya korkuyorum. Allah korusun. Hasta hasta olursa hani benim yüzümden olur gibicesini. Üzülüyorum. Evimiz yakın ama en azından çocuk arabaya inip binerken. Arabaya iniyoruz. Soğuk oluyor ama geceden kaldığı için araba. Geceleri de soğuk oluyor. Evet. Isınana kadar zaten eve geliyorum. Arası yakın evlerimizin. Yine de dayanamadım, geldim. Allah razı olsun. Üstündeki nazik çok yakıştırmışlar sana. Aslında ben seni hiç ara ara çağıracağım ama takipçilerim çok istiyorlar seni. Nazim yok, bugün daha da tuzu yok. Mesela yorumlarda görürsün sen olmadığın yorumlarda. Benim çenem hiç durmadığı için seni konuşturuyorum ya. Evet. Nazik olmaz da durmuyor. Ben de bazen yazıyorum işte nazik bugün yok diye. Senin sevenlerin çok. Allah razı olsun takipçilerimize. Güzel kızım, bir güzel güzel tatlı geliyor sana. Çok güzel karıştırdık arkadaşlar şöyle. 2 su bardağı yoğurt tam karar geliyor. Bunu bir kenara alalım. Şöyle kıvamını şöyle göstereyim mi? O zaten şimdi irmik ya, şişer şimdi. Hemen bunu kenara alalım. Şöyle bir kasemiz var, cam kasemiz. Onun altına işte bunun ölçüsü de sorulacak. Bu mu? Ölçüsünü bilmiyoruz. Normal tamamı fırına tam santim. Bu normal üçlü aldığımız fırında kullandığımız cam borcamın kendi olan o üçlü takımın içinden çıkan bu. Ben üçlü almıştım, bir kare. Bir bunun bir küçüğü, bir de bu çıkmıştı içinde. Şöyle her tarafına gelecek şekilde arkadaşlar güzel çıksın tatlımız. Margarin mi? He, margarin ama şey. Tereyağı da sürebilirsiniz, sıvı yağ değil mi? Sıvı yağ değil. Tereyağı katı yağ ya da ben mesela kahvaltılık yağdan sürüyorum. Beslenme. Tereyağı da olur. İyi çıkması için. Gördüğünüz gibi 4 dakika oldu. Biz biraz da konuşarak yapıyoruz. Çok pratik. Çok kolay arkadaşlar. Tekrardan bunu şöyle bir daha karıştırıp içinde top top olanlar varsa erisin.
Ramazan ayı da yaklaşıyor. Nasıl yapacağız biz tatlıları anne? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yiyeceğiz? Komşulara dağıtırız. Hayır, o yüzden değil yani. Nasıl dayanacağız yaparken? Ha. Tat şey yapamayacak. Bu arada annem niyetli. Tat alamayacak değil mi? Diyemedim de. Şey yapıyor ya, onu yapamayacak. Tadı, tuzu. Gösteriyor ya. Şöyle hepsini aldık. Bu çok hafif. Bir de benim şey tatlım vardı. Limonlu irmik. Nazik, onu da çok seviyorlar. Onu çok yapıyordum önceden. Evet, o da çok hafif oluyor. Şerbetli tatlıların hafiflerinden diyebilirim. İnsan artık yaşlandıkça yavaş yavaş bırakıyordu. Ben şimdi kanal açtıktan sonra geri eski halime döndüm. Eşim bir ara bana çok isyan ediyordu arkadaşlar. Sen önceden çok güzel şeyler yapıyordun, hamur işleri. İşten geldiği zaman gözlemeler hazır oluyordu. Mangalı yakıyorduk bahçeye. Önce kirada oturduğum ev çok güzeldi benim. Müstakildi. Eşim de alışkınıydı. Geldiğinde her şey hazır. Sonradan vazgeçtik işte apartmana girince. İnsan bahçem olmayınca yapamıyor hiçbir şeyi. Aslında babam müstakil ev istiyordu. Annem korkuyorum dedi. Yani ben o zaman Mersun'u tanımıyordum. İlk kere geldiğimizde daire değil de müstakil ev alın dedi eşim. Ben kabul etmedim. Apartmanda oturalım. Hani herkesine girer çıkar apartmana gibicesine. Ama müstakil evler daha güzel. Sonradan anladık. Şu an istesem de alamam. Çok pahalı her yer. Mersun çok pahalandı. Hemen şöyle şekli verdik. Şöyle bıçak yardımıyla arkadaşlar. Şöyle yanına gel. Bunun arkadaşlar hemen şerbetimizi de koyalım bu arada. Şöyle 3 su bardağı şöyle göstereyim. Aynı su bardağımızla. 3 su bardağı şeker. Aynı bardakla 3 su bardağı da su koyacağız. Hı hı. Ver bana. Ver bana, ver bana. Şuraya doldurdun mu? 1. 2. Arkadaşlar siz tam şöyle 3. Eğer limon varsa bir dilim limon koyun. Benim evde kalmamış limon. Bir dilim limon koy yeterlidir. Altını hemen karıştırıp buradan karıştıralım. Şekeri erisin, ondan sonra zaten çok kaynatmayacak. Kaç dakika tahmini? Baklava şerbeti gibi çok koyu olmayacak bununki. 20 dakika kaynar. 20 dakika, 17 dakika o ara. Şerbetine yine bakalım kaşığımızın ucuyla. Hemen şöyle üzerine şeklini verdik. Kesme işlemimize başlayalım. Şeyden sonra tekrar kesecek zaten arkadaşlar. Pişten sonra bunu bozmadan şöyle yavaş yavaş keselim. Bıçakla kesmek istemedim. Bu da yukarıya kaldırır gibi yaptım ama. Kenarlarını temizleyelim. Biraz onun etkisi var. Yapışıyor. Yapıştığı için mi? Hı-hı. Zaten tamam. Bu sadece yerini belli etmek için. Hı-hı. Hemen şunu geçtirelim. Şam. Nerenin anne bu tatlı? Bilmiyorum. Hep adını böyle şam tatlısı diye biliyorum. Evet, dükkanda öyle yapıyordu. Dükkanda da yapıyorduk. Bak şimdi daha iyi oldu. Yine şeklini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Düz düz. Ters düz. Çapraz çapraz. Şöyle alalım. Yine şöyle ince bir şekilde. Hemen bıçağımın kenarını tekrardan bir daha temizleyelim arkadaşlar, kabartmasın. Şimdi mi koyacağız fıstıkları? Hı, üzerine. Sen dizebilirdin aslında. Dizeyim. Seni şurada bırakıyorum. Bye. İsteyen badem de kullanabilir arkadaşlar. Biz bugün fıstıktan yana kullandık şansımızı. Şu büyüklere ikişer tane koyalım. Çok bastırıyorsun sanki sen. Değil mi? Pişmeden bile görüntüsü çok güzel görünüyor şu an. Hani ikişer tane koydum ben. Sen birer tane. Birer koy. Birer ikişer koyma.
Olsun. O sen, onu sen ye. Bir tane koydum. İki tane yaptım. Nazik fıstığı çok sevdiği için fıstığı yapalım dedi. Ben geçen gün de bir evde bir misafirlerimize yapmıştım. Badem yapmıştım. Badem çok pahalı. O şeydi, badem değil mi helvaya koyduğun? Hı hı. Yok, o değil. Tavuk tuzu şey, yok onların. Hayır, geçen sene yerde farklı bir şey yaptı. Soyduk ya galiba onu. Badem o. O senin dediğin çam fıstığı. He, ben pahalı ondan bahsediyorum. Fıstığı. Yok, sen onun için mi aldırmadın? Aynen. Fıstık alak, ben onu seviyorum diye. Beni kandırdın. Annem çok para harcamasın diye. Bir şey olmaz canım. Tatlılarda ne olacak? Hemen şöyle yaptık. Arkadaşlar fırınımızı şurada mı? 180 derece ayarladık. 40 dakika kadar pişecek. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tatlımız pişti. Hemen şöyle alalım. Şöyle koyalım. Hemen ben bunun kesik çizgilerini tekrardan keseceğim arkadaşlar. Şerbetimi dökmeden önce. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak olacak. Şimdi şöyle çiziklerimizin üzerinden tekrardan keselim şerbetimizi dökmeden önce arkadaşlar. Şimdi şöyle keselim çizgilerimizin üstünde. Çayımızı da kaynadık. Çayımızı altına kıstık. Hemen. İnce küçük küçük dilim yaptım. Çok büyük kesmedim arkadaşlar. Şurayı keselim, tamamdır. Hemen şöyle şerbetimizi birleştirelim. Arkadaşlar şerbetimize şöyle bakın, koyuluğuna. Şöyle. Hemen şöyle üzerine döndürüp. Kestiğin için çabuk çıkıyor. İçine çekiyor değil mi? Yok, dil, önceden kesiyor ya. Hı hı. O pişerken geri birleşiyor. Sonra da kestiğin zaman dilimler daha güzel. Servis yapması kolay oluyor. Bir de irmikli olduğu için çabuk çeker. Şişer bu şimdi biraz daha. Sıcakmış, tencerenin altı elimi yaktı. Şöyle hepsini dökelim arkadaşlar. Biraz dinlendikten sonra servisimize başlarız, gösteririz inşallah. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan bir dilimle şerbetimi tam çekmeden Ramazan istedi, ona verdik arkadaşlar. Hemen şöyle tatlımızı çıkartalım. Şöyle gayet güzel şişti. Şerbetin de güzel olmuş. Hem şerbetin de güzel, güzel aldı. Hemen şöyle şuradan şu kısmından görüyorsunuz arkadaşlar, tel tel arası. Bir tane bakalım bize tadına Ramazan'dan sonra. Gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah siz de beğenerek severek yaparsınız. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.